Merhaba sevgili Uyuşturucu ile Savaş TV izleyicilerimiz. Yeni bir Uyuşturucu'ya karşı savaşıyoruz programıyla birlikteyiz. Bu programı Yunanistan Korydallos Hapishanesi'nden görüntülü olarak yapıyoruz bu sefer. Mahkememiz sürüyor. Bugünkü programımızı mahkememiz ve yargılandığımız davadaki açık grevi direnişimiz üzerine yapacağız. Dünyayı uyuşturucu batağına çeviren dünyanın en büyük teröristleri, emperyalistler ve onların işbirlikçisi Yunanistan Devleti bizleri terör örgütü üyeliğiyle suçluyorlar. Ve bu nedenle de 3 yıla yakın bir zamandır tutsaklık yaşıyoruz. Bizler terörist değiliz. Onların iddia ettiği gibi üyesi olduğumuzu iddia ettikleri Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesi terör örgütü değildir. Davamızın terör, antiterör yasasından çıkarılması bu nedenle temel taleplerimizden bir tanesidir. Biz ve Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesi terörist değildir. Dünyanın en büyük teröristleri dünyayı uyuşturucu bataklığına ve halkların katledildiği kan deryasına çeviren, yoksulluğu, açlığı halklara dayatan, açlıktan milyonları katleden emperyalistlerdir dünyanın en büyük teröristleri. Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesi üyesi olup olmadığımız bir yargılama konusudur mahkeme açısından. Ama bizim için esas önemli olan Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesinin Türkiye'deki misyonudur. Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesi ve tüm devrimciler dünya halklarını bu dünyanın en büyük teröristi emperyalizmin işgalinden, sömürüsünden, zulmünden kurtarmak için savaşan güçlerdir. Uyuşturucuya karşı, uyuşturucu terörüne karşı savaşanlar bugün dünyada sadece devrimcilerdir. Türkiye halklarını, Anadolu halkını emperyalizmin sömürü ve zulmünden kurtarmak için bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm savaşı veren Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesi ve Türkiye halkı aynı zamanda uyuşturucu bataklığına karşı da Türkiye'de mücadele eden temel ve tek güçtür. Biz devrimciler ve demokrat, yurtsever, halkını, vatanını seven insanlar, Anadolu halkı için mücadele eden insanlarız. Terörle yargılanamayız. Yunanistan terör devletinin, yani emperyalizmin, AB ve ABD emperyalizmin işbirlikçisi Yunanistan devletinin terör demagojilerini boşa çıkartacağız. Mahkememizi 10 Ocak tarihine ertelediler. 10 Ocak tarihi itibariyle açlık grevimizin 96. gününde olacağız. Süresiz açlık grevi direnişimiz temel gücümüzdür. İlk yargılamamızda mahkeme heyeti hiçbir zaman hukuki bir yargılama yapmadı. Ne dosya kapsamıyla ilgilendi, ne dosyadaki delillerle ilgilendi. Tümüyle keyfi bir yargılamayla her birimize 30 yıl hapis cezası verdiler. Bu ceza esas olarak bizim hem Yunanistan'da ve asıl olarak da Türkiye'de yürüttüğümüz mücadelemize yönelik bir cezadır. Hak ve özgürlükler mücadelesine verilmiş bir cezaydı. Hak ve özgürlükler mücadelemizi, devrimci mücadelemizi boğmaya ve gözdağı vermeye yönelik bir cezaydı. Biz devrimciyiz. Anadolu topraklarında 53 yıldır mücadele eden bir devrimci hareketiz. Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin terör demagojileri ve baskılarıyla, zulümüyle, ağır hapis cezalarıyla yıldırılacak insanlar değiliz. Bunu bir kez de Yunanistan devletine bir kez daha öğreteceğiz. Yunanistan toprakları Türkiye'li devrimcilerin direnişlerini tanıyacak. Yunanistan devleti Türkiye'li devrimcilerin direnişini tanıyacak. Marksist-Leninistlere boyun eğdiremeyeceklerini bir kez de bizim davamızda görecekler. Ve bir kez daha programımız açısından uyuşturucu yanına vurgu yaparsak, Yunanistan devleti topraklarında hapishanelerine kadar, sokaklarına kadar uyuşturucuyla zehirlemesiyle ilgilensin. Uyuşturucu zehrini saçan mafyalarıyla işbirliği yapmaya son versin. Devrimcileri değil, uyuşturucunun başı faşist Yunanistan hükümetini ve o mafya çetelerini, işbirlikçiliğini yapan mafya çetelerini yargılayıp cezalandırsın. Devrimcileri yargılayamayacak ve cezalandıramayacaklar. Biz kazanacağız, faşizm ve emperyalizm kaybedecek.
bir programımızı da Yunanistan'dan yargılandığımız dava vesilesiyle uyuşturucu terörünün baş emperyalizmi hedef alarak bitirmiş oluyoruz. Ve tüm programlarımızda yaptığımız gibi uyuşturucuya karşı mücadelenin örgütlü bir mücadele olduğuna tekrar vurgu yapalım. Halk meclislerinde, halk milislerimizde, uyuşturucuyla savaş komitelerimizde örgütlenelim ve uyuşturucuya karşı savaşalım. Bilelim ki uyuşturucuya karşı savaş emperyalizme ve faşizme karşı savaştır. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.